Merhaba. Apple Watch. Watch. Watch watch yani izle. Bir başka anlamı da saat tabii ki. Apple'ın saatini aldım. Bu saat yaklaşık Türkiye parasıyla 5 milyar. Belki daha fazla. Amerika'da 400 dolar falan. Kore'de 500 dolar. Şimdi bunu açacağım. Bu saati açmadan önce neden bu saati aldığımı söyleyeyim. Normalde ben bireysel olarak saat kullanan biri değilim. Nedeni de zaten telefon zamanı gösteriyor falan. Ve bu saatin de birçok özelliğini belki kullanmayacağım. Çünkü iPhone'um yok. Çünkü bu saat gerçekten iPhone'la beraber kullanıldığında birçok özelliğinden faydalanabilecek bir ürün. Ve de çok pahalı bir şey. Yani saat işlevi için 200 TL'ye bile bir saat alırken ne diye 5 milyarlık saat aldım. Bırakın da ben de bir mantıksızlık yapayım değil mi diye kendi kendime söyledim. Aslında mantıksızlık değil, şaka bir yana da ben bu saati kendimi ödüllendirmek için aldım. Dedim ki bu saati alacaksın Tanju. Bu saate baktıkça, hatırladıkça spor yapmak için kendinde bir motivasyon görürsün. Dersin ki bak sen kendine saat aldın. Hadi kalk bir yürüyüşe çık. Kalk bir şeyler yap ya da herhangi bir şey için motivasyon. Çünkü gerçekten çok ihtiyacım olmamasına rağmen çok lüks bir şey aldım. Bu ürün çok pahalı bir şey, evet. Bu yüzden minimalist yaşayan biri olarak böyle bir ürünü almam ya da böyle gezmesi gereken bir sürü hayali para olan biri olarak bu ürünü almam çok mantıklı değil zaten. Ama mantık konusunda da şöyle bir şey var. Yani hep mantık adı altında ilerledim. Fakat bu mantıkla yaptığım şeyler çok da sonuç itibariyle faydalı olmadığı için mantıksız da olsa bunu alayım dedim. Çünkü bir sürü şey geliyor aklıma. Diyorsun ki yani bu parayı buna yatıracağım, şunu alayım ya da şöyle yapayım. İşte şu iki ülke gezerim. İşte kendime işte şu hisseyi alırım, bunu alırım. Bir sürü şey yapabilirim ama yok, bence bu saati benim almam yine de mantıklı. Çünkü aldığım ürünlerin fiyatları pahalı bile olsa sevdiğim zaman alan biriyim. Bunu da sevdiğim, umarım seveceğim. Bakalım. Neyse çok uzattım. Şimdi kendim aldığım bu saati açacağım. Bakalım. Hadi beraber bir açalım. O kutu açılışları oluyor ya, onlara şey gibi olsun. Şimdi benim annem olsa derdi bismillah. Şöyle bir makasla keseyim. Bence durdurayım çünkü böyle şey yapmak istemiyorum. Fazla vakit alsın istemiyorum. 2 saat kutuyla uğraşırken. Durduruyorum o yüzden. Evet, devam edelim. Şimdi bunu açtım. Şöyle bir şey vardı. Bunu açtım. Şimdi şöyle bir şey çıktı. 2 kutu çıktı daha doğrusu. 2 tane kutu çıktı. Şu kordon herhalde, bu da saat. Herhalde 2 kordon mu var acaba? Ne var bilmiyorum. Önce bir kordona bakalım. Yine durdurayım zaman şey olmasın. Evet, sonunda çıktı. Şöyle bir kordon parçası var. Ondan sonra böyle bir tane var. 2 tane. Bir de bu var. Şu bir parça, şundan 2 tane var. Herhalde hani kola şeyse, daha ince bir kolsa, şunu daha böyle büyükse, bu şeklinde düşünüyorum. Yani herhalde ben bunu kullanmış olacağım. Neyse, böyle bir kordon çıktı. Straight color. Ben aslında blue almak istiyordum ama blue yoktu. Ben de dedim bunu alayım hani. Zaten kordon değiştirebilirim. Değiştiririm yani, sorun olmaz. Evet, şimdi bu kutuyu da bırakalım. Şimdi geçelim asıl şeye. Asıl saate. Bakalım saatte nasıl olacak. Şurada şöyle bir şey var. Onu açıyorsun mühür gibi.
Açtım. Bunu da açtım. Evet. İşte. Güzel bir şekilde duruyor bakalım. Böyle bir şey var. Tam olarak sonradan bakacağım buna. Bu var. Bu herhalde şarj aleti. Şarjı. Evet. Böyle bir şarj kablosu çıktı. Nasıl olacak bakalım, şarj kablosu da umarım kullanırız. Şimdi bu da bir tarafı dursun. Şimdi artık asıl ürünümüz bu. Saat bu. Saat bu. Saati çıkartıyorum. Evet. Böyle bir şey. Böyle bir şey. Bu saatlerin zamanla artık bunlar yavaş yavaş, ilkleri güzel değildi ama bu da aslında çok çok gelişmiş bir şey değil ya da kullanılı bir şey değil ama ileride, yani zaman ilerledikçe saatin ve gözlüğün çok önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü giyilebilir teknoloji gelişiyor. Bu bir. İkincisi de şu telefon gerçekten birçok özelliği taşıması bir yönde iyi bir şey değil. Çünkü her şeyi telefona bakıyorsun ve bu da telefon kolik hale getiriyor insanı. Ama buna rağmen tabii ben ileride bir tane de iPhone alırım. Bu telefonum, şu anki telefonum gittiğinde. Böyle bir şey. Bakalım bir çalıştırayım. Durduruyorum. Ya da bir bakayım nasıl oluyor. Bir durdurayım. Şarjı mı var? Nedir çünkü? Aa evet. Bastım, açıldı şu an Apple. Aa. Bu arada bunlarla telefon, bunların iki modeli var. Telefona bağlayınca yani konuşabilirsin de. Ama benim bu aldığım da konuşma özelliği yok. Çünkü ben zaten yani ihtiyaç duymuyorum böyle bir şeye. Konuşmak istediğim zaman telefon daha mantıklı. Böyle bir şey yazın. Şimdi bundan sonrası artık ben bakacağım nedir ne değildir. İlk defa böyle bir şey kullanıyorum. Onu öğrenmeye çalışacağım. Videoyu kapatacağım. Telefonu kullanmak bana hayırlı olsun. İyi günlerde kullanayım. Umarım sizde de yani sizin de kullanma şansınız olur. Kendinizi ödüllendirin iyi şeylerle. Hayat zaten gelip gidiyor. Evet. Çok böyle şey konuşmak istemiyorum böyle. Hani ya duygusal ya da böyle akıl verir ya da işte hiçbir konuda bir şey bilmiyorum. Flu'yum. Bu doğru bir şey mi, yanlış bir şey mi, iyi bir şey mi, gelecekte nasıl olacak bilmiyorum. Ama pişman olmayacağım kesin çünkü ben bunu almak için belki defalarca gittim geldim, düşündüm, baktım, ettim. Ondan sonra karar verdim. Öyle hemen görünce, sevince böyle heves edip almadım. Heves edip alacağım bir şey değil. Bir şeyleri heves edip almak da ayrı bir şey tabii. Neyse. Bu kadar. Video bu kadar. Bayağı da bir konuşmuşuz lan. Bir saat için 9 dakika çok olmuş ya. Yani.